Şimdi İstanbul merkezli Van'ın da aralarında bulunduğu 7 ilde FETÖ'nün hakim savcılık sınavı çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 17 avukat ile 3 sivil örgüt üyesinin yakalanması için ekipler düğmeye bastı. Başlatılan 4. dalga operasyonunda 18 şüpheli yakalandı. Öte yandan Hakim ve Savcılar Kurulu şike soruşturması olarak bilinen dosyayla ilgili bazı ihraç kararları aldığını duyurdu. İhraç edilen hakimlerin içinde Van Hakimi Aytekin Ozanlı da bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün hakimlik savcılık çalışma evi olarak adlandırdığı hücre evinde kaldıkları, örgüt üyesi oldukları ve 2013 hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandıkları tespit edilen 17 avukat ile 3 sivil örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Daha önce 3. dalgası gerçekleştirilen operasyonun 4. dalgası için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, Van, Burdur, Tekirdağ, Bitlis ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 20 şüphelinin 18'i yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Ayrıca emniyet güçleri tarafından yapılan araştırmalarda operasyon kapsamında yakalanan 3 sivil örgüt üyesinin FETÖ içindeki militanlarca kullanılan gizli haberleşme programı Baylo kullanıcısı oldukları da tespit edildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin başlatıldığı ileri sürüldü. Hakim ve Savcılar Kurulu şike soruşturması olarak bilinen dosyayla ilgili bazı ihraç kararları aldığını duyurdu. Hakimler Savcılar Kurulu söz konusu davaların tamamlanmasının ardından şike kompası kapsamında da ilgili 38 eski yargı mensubunu bir kez daha ihraç etti. İhraç edilen hakimlerin içinde Van Hakimi Aytekin Ozanlı da bulunuyor. Bu isimlere ilişkin HSK tarafından yapılan açıklamada Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesinin 27 Ocak 2022 tarihli ve 2022-177 sayılı kararı ile ilgililer hakkında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarılmalarına karar verilmiştir.